Bugünkü videomuzun konusu dostlar, Amerikan vatandaşlığının bu işte önemi. Evet, an itibariyle denizin altına cumburlop dalıyoruz. Bakmayın öyle fil gibi göründüğüme ama sağlam yüzerim. Gelmeyin, tünelin ucu bombok bir yere çıkıyor. Sakın gelmeyin, tünelin bu ucu bombok bir yere çıktı. Onlar da bize çaktı. 1820 dolar. Ben Haydar Bey'e takacağım. Haydar Bey Mehmet Bey'e takacak. Mehmet Bey bana takacak. İyi girdi. Yani denizin altından denizin üstüne çıktık. Deniz seviyesindeyiz. Amerikan vatandaşı dahi olsanız oraya kesinlikle ve kesinlikle giremiyorsunuz. Oh, yoruldum lan. Sevgili dostlar, hepinize sabah sabah güzel güneşli bir sabahtan ama pis pasaklı bir arabadan şu camların haline bakın. Hepiciklerinize merhabalar. Ne olmuş lan bunun batarya? Ha, 96'ya düşmüş. Sabahları ilk kalktığımda sabaha nasıl başlıyorum diye sizlere dedim bir göstereyim ben bunu. Bir adet kahve bardağı. Eğer bir tır durağında değilsem ve böyle bir rest area'daysam şu camların haline bak ya. Ne yapıyoruz? Burada 3 çeşit bulunan hangisine ama Verona. Bunu fazla beğenmedim. Starbucks'ın bu medium roast. Şu neydi ya? Şurada dark roast olması lazım. Şöyle kapsül. Ha, bu medium'un bir üstü. Bu sarışın roast'muş. Kumrallı olabilir. Şöyle kahve makinemize atıyoruz. Önceden içini su doldurduğumuz. Bunu buraya bir şekilde zip tie'lerle falan tutturdum. Bakalım çalıştırabilecek miyiz? Çalışacağım mı bugün acaba? E tamam açmışık. Ha tamam bunu açtık. Galiba bir şöyle yapmak. Ha tamam. Oldu. Anında böyle kahvemizi içiyoruz. Gerçi bu tarz kahve makinalarını tavsiye ederim hepinize. Mutlaka alın yani. Tırı ve şoförlüğü seviyorsanız kahve lazım dostlar. Onun dışında kapsül kahveyi zaten birçoğunuz biliyorsunuzdur ama ben yine de göstereyim. Şu şekilde Starbucks'ın kahveleri satılıyor. Kapsül. Bunlar 8-10'luk bardaklara bire bir ideal yani. Tavsiye edilir için. Başınıza bir şey gelirse Starbucks'ı mahkemeye verin. Benimle hiç uğraşmayın. Hala kendime gelemedim. Dün gece çok güzel uyudum. Ama hala kendime gelemedim. Neyse yola çıkınca geliriz. Ver çocuğum kahvemi ver. Tabii kahvenizi yaptıktan sonra makinenizi temizlemeyin. Burada arkanızdan koşturan eşiniz, çocuğunuz yok. Bugünkü videomuzun konusu dostlar, Amerikan vatandaşlığının bu işteki önemi. Yani birçok insanımız şöyle bir şey zannediyor. Bana şöyle bir şey yazan arkadaşlarım vardı. Bu hem, gerçi onların çoğuna cevap verdim ben ama şimdi aramıza yeni katılan dostlar var. O zamanlar bir 8-9 bin takipçi civarındaydık. Şimdi 17-18'e doğru gidiyor. Artık 17'li rakamı geçtik. Şimdi şöyle yazanlar oluyordu. İşte ben geleyim oradan bana bir iş ayarla. İşte şantiyede falan çalışırım sabahtan akşama kadar. Şantiyede çalışma şansınız burada vatandaş değil. Hani en basit yasal statüsünüz dahi olmasa çalışamazsınız. Çünkü sigorta. Ben bile bugün bir şantiyeye girerken hani bilmiyorum Türkiye'deki şantiyeler küçümseniyor da mı Amerika'da da öyledir diye düşünülüyor onu anlamıyorum. Halbuki bir kere de yani iş sahasına öyle kafana göre öyle giremezsin. Hani ben araya sıvışayım oradan kaçak kaçak çalışayım diyemezsin. Hani kim çalıştırır? Mesela bir inşaat sahasındaki bir adam seni çalıştırır mı öyle? Ya da oradaki mühendisin haberi olmadan kafana göre maaşını kim verecek mesela? Sistemde olmak zorundasın bir şekilde. Yani öyle bir çalışma şekli yok yani onu demek istiyorum. Amerikan vatandaşlığının tır şoförlüğündeki önemi. Ha buraya geldiğinde bu kaçaklık şeyine bir daha değineyim. Mesela inşaatlarda çalışabilirsiniz ama sizi bilen birisi olması lazım yani. Ve bunu ayarlamak gerçekten çok kolay değil. Çünkü insanlara hani sizin tavsiye edilecek olduğunuz. Mesela bir insandan şunu bekleyenler var. Ki sen bana tavsiye ol. Tavsiye hani belki kağıt üzerinde bir şey imzalamıyorsun. Ama yıllardır bildiğin ettiğin arkadaşın birisinden bir yamuk geldiği zaman sen kredini tüketmiş oluyorsun. Yani eskiden böyle değilmiş. Mesela burada yaşayanlar anlatıyor.
anlatıyor. Eskiden diyor güvenirdik diyor, yapardık diyor ama iyi niyetimizi suistimal ediyorlar artık diyor, yapmıyoruz diyor. Düşün, benim zamanımda evime hırsız girmişti. Hem de mahallecek bilinen bir hırsızdı ve Türktü bu. Ev arkadaşımın pantolonunu, ayakkabısını çalmış. Benim bir şeyimi çalmış mıydı hatırlayamıyorum o dönemlerde ama eve giriyor ve kaçak olduğunu biliyor. Mesela bu adam kaçak, polise gidemez. Kafa bu. Hani polise gitse ben de onu şikayet ederim duyarsam. O kafada bir çocuktu. Herkes derken, ben bu çocuk hırsız derken, ben değil pardon, herkes bu çocuk hırsız, bunda takılma derken, ya insanlara bir şans vermek gerekiyor derdim ben. Aslında iyi çocukmuş falan derdim. Bir değil, iki değil. Evin kapısı bocası kapalı ama bir gün ev arkadaşım, o zaman yaşadığımız apartmanın çamaşırhane binasında binası vardı. Onun orada kendi ayakkabısını bunun ayağında görüyor. Sonra buna diyor ki sen hayırdır, nereden aldın? Şuradan aldım abi. Yani devamını söylemeyeyim. Benim lan o diyor falan. Öyle çıkıyor ortaya. Ondan sonra özür de özür falan. Yani bu tarz şeylerle de karşılaşabiliyoruz. Yani hani bir kişi yaptı diye bunu herkese mal etmek saçma gelebilir. Ama yabancı bir memlekettesin. Şu arabanın kapısını açtıktan sonra dışarı indiğimde hiç kimse Türkçe konuşmuyor yani. Yani az önce bakın şurada, şunu da göstereyim. Görünecek mi? Hah. Şurada bir tane lavaboy var. RGN. Bu arabama doğru geliyordum. Şu karşı tarafta da bina var, lavabo. O lavabodan arabama doğru geliyordum. Bildiğiniz tuvalet ya. O kadar da kibar olmayayım hadi. Sonra tam böyle tırın etrafında yürüyecek adımlarımı atarken eleman orada beklemiş beni. Ya sen yokken arabanın etrafında gezmek istemedim dedi bana. Yanlış anlarsın beni diye. Bak adam bu arabanın etrafında ben yokken yürümek istememiş. Ben yanlış anlarım diye. Düşünün ki bu insanlar hani Türklere özgü bir şey değil bu. Amerikalı bu adam. Burada doğmuş büyümüş yani. Birkaç soru sordu doğrusu hakkında. Ve bu insanlar düşün güvenmeyi unutmuşlar. Hani bizler de unutuyoruz. Çünkü tanımıyorsun, bilmiyorsun. Şimdi ben adama deseydim ki ben sana bunu öğretirim ama bana 10 dolar ver. Çıkartır verirdi. Ama o 10 doların karşılığını alana kadar böyle burnumdan getirirdi. Onu da sorar, bunu da sorar. Lan ne güneş var be. Sabah sabah saçmalıyorum işte. Neyse, ilerleyen dakikalarda tır şoförlüğünün, pardon, Amerikan vatandaşı olmanın tır şoförlüğündeki önemini size anlatacağım. Onun dışında yük bırakacağız. Bugünkü planlardan bahsedeyim. Yükü bıraktıktan sonra yük bakacağız. Yükü gerçi bakanlar var. Bakılmış ve alınmış yük varsa onu alıp oradan bir an önce yarda gitmem lazım. Orada da bayağı işlerimiz var. Neyse şimdilik görüşürüz diyorum. İlerleyen dakikalarda az sonra, parmaktan sonra. Hadi bayis. Evet dostlar, videonun geri kalan kısmına sabah saçmalığından sonra hepinize tekrardan merhabalar. Birazdan bir adet tünelden geçeceğim. Chesapeake tüneli. Gerçi çok tünel var burada ama bu onlardan bir tanesi. Oversize'da geçebilecek olduğumuz yol güzergahı hangisiyse o tünelden geçeceğiz. Bakalım ne kadar kaldı. Çok az bir zaman kaldı oraya girmeye. Daha sonrasında da bu sırtımdaki Zavazingo'yu, drill rig diyorlar buna, sondaj makinesi. Herhalde başka bir ülkeye gidiyor bu ki liman yakınında bir yere getiriyorum. Püskülü çıkarttım bu sefer. Geçen bir düştü ayağımın altında olan fare geziyor zannettim ya. Navigasyonumuza bakalım. Bak yine püskül düştü. Böyle siyah bir şey dolanıyor ayağımın altında. Bir de çok hafif bir şey. Alttan klimada üfleyince uğraştırdı biraz. Hani korkuttu diyeyim daha doğrusu. Şu tüneli geçelim beraber, sonra muhabbete bakarız. Acaba bu tünel miydi ya? Tünel de. Aynen. Oha. Ananı avradını. Hah, tünel. Şimdi tünele yaklaştıkça tabelalar var. Ne diyor? Vehicle over 14.6 high, 10.6 wide. Stop for inspection. Yani aracınız 14 feet 6 inçten yüksek ve 10 feet 6 inçten genişse durun, sizi kontrol edeceğiz diyor. Neyse sıkıntı yok. Bizim legal şeyimiz de legal. Yüksekliğimiz de legal. Genişliğimiz de legal. Zaten tünele girmeden önce eğer o yükseklikten fazlaysa uyarılar vermeye başlıyor. Böyle sağlı sollu ışıklar çakıyor. Girme oğlum bak sıkışırsın. Bu konuda Tennessee eyaletinin verdiği permitler, yol izinleri çok daha eğlenceli. Dalga geçiyor seninle. Şanslı olduğunu düşünüyorsan diyor, istersen şu yolları kullan diyor. Memphis bölgesi ve şey için, Nashville bölgesi için. Bakın mesela sağ tarafta when flashing truck, trucks stop for inspection. Flash yapmıyor bize. Onun için biz devam. Sağ tarafta gemiyle kömür getirmişler. Baksanıza şuraya. Of. Eyt be. Bildiğim maden arasını satayım. Evet bakın mesela bir başka araç sağ tarafta şey bekliyor. Kendisine eskort edilmesini bekliyor. Ya yükseklikte ya genişlikte sıkıntısı var.
Evet, an itibariyle denizin altına cumbulop alıyoruz. Bu arada iyi yüzerim ha. Bakmayın öyle fil gibi göründüğüme ama sağlam yüzerim. Tünel çok dar olduğu için mecbur 9 çeyrek modunda direksiyonumuzu tutarak tünelin içine hadi bakalım. Chesapeake tünellerinden bir tanesi. Tünellerinden, tünel ne la? Evet, an itibariyle officially we are under the sea. Bu arada dün lastikleri değiştirdim. O günahını aldık Amerika'nın. Amerika. Şöyle dün lastikleri kontrol ediyordum. Lastikte yenmiş kenarlar gördüm. Baktım dedim herhalde balansı yok bunun. Çünkü direksiyon böyle çat 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 böyle çok kötü titriyordu geçen videolardan görür. Sonra gittik iki tane Michelin çaktık. Onlar da bize çaktı. $1,820. Ben Haydar Bey'e takacağım. Haydar Bey Mehmet Bey'e takacak. Mehmet Bey bana takacak. İyi girdi. Ve tünel. Tünelin ucu arkadaşlar gelmeyin. Tünelin ucu bombok bir yere çıkıyor diyor. Şey vardı ya Kemal Sunal filmde. Sakın gelmeyin. Tünelin bu ucu bombok bir yere çıktı. Evet. Officially tünelin altından yani denizin altından denizin üstüne çıktık. GPS falan her şey yerine geldi. Evet. Güzel. Deniz seviyesindeyiz. Şimdi arkadaşlar videonun başında da Amerikan vatandaşlığının tır şoförlüğündeki öneminden bahsedeceğim size dedim. Şimdi bunun da türevleri var, türleri var öyle söyleyeyim. Eğer Thermoking denilen reefer dorse yapmıyorsanız, Dryvan dedikleri kuru yük dorsesi yapmıyorsanız, yarı yarıya flatbed de mesela benim diğer dorselerde olduğu gibi bu ilk başta saydığım Dryvan ve reefer. Bu dorseler için herhangi bir Amerikan vatandaşlığı gerekmiyor. Çalışma izniniz ve green card'ınız olması, tabii ki de CDN'iniz olması yeterli. Geldik benim dorseye. RGN, Lowboy, işte adına her ne deniyorsa, removable gooseneck de deniyor buna. Çünkü o kafa gövdeden ayrıldığı için. Bu tarz dorselerde eğer iş yapmak istiyorsanız Amerikan vatandaşı olmak zorundasınız. Niye? Birçok askeriye eğer vatandaş değilseniz almıyor. Yani kapıdan seni geri çeviriyor. O da atıyorum bir cuma günü güvenip yük almışsınızdır. Bir gidiyorsunuz askeriyeye. Ben burada 200'ün üzerinde askeri üsse girdim ve bir tanesi beni almadı. Amerikan vatandaşı olduğum halde almadı. O askeriye için herhalde içi çok önemli bir yer. Mesela unutmayın orayı mutlaka. Size söyleyeyim. Pensacola, Florida'daki askeriye eğer US born citizen değilseniz, Amerika'da doğmuş vatandaş değilseniz, Amerikan vatandaşı dahi olsanız oraya kesinlikle ve kesinlikle giremiyorsunuz. Bu yaklaşık bir 4-5 sene önce bende step deck denilen dorsa varken de o. Yani step deck, flatbed ve RGN için vatandaşlık süreniz, hakkınız gelmişse, dolmuşsa mutlaka ve mutlaka vatandaş olan, ya ben nasıl vatandaş olacağım o kadar sonra ezberlenir mi? O kadar iddialıyım. Eğer sen bu CDL'i geçmek için 200 küsür soru ezberleyip de bu sınava girip bu soruları geçip pratikte bir sürü, şimdi pre-trip var, ne bileyim pratik yol testi var, işte backupları var. Yani bu ne ya, bu hani tırı geri geri iki dorsenin arasına sokuyorsun, dümdüz geri geri gidiyorsun. Sadece kitapçıkta 100 tane soru var. CDL için 200-300 tane soruyu ezberleyip bu ehliyeti alabilecek beyin varsa Amerikan vatandaşlığını da alamam ben diyorsam sen mi gerizekalısın diyorum ben ona. Çünkü çok inanılmaz çok basit. İşte hele ki tır şoförlüğü az bir şey yapmışsan. Çünkü sınırlar nerede biliyorsun, sınır eyaletlerini biliyorsun. Zaten 15-20 soruyu kafadan biliyorsun. Geriye kalıyor 75-80 soru. Zaten YouTube'a how can I become a citizen?
US Series'in yazarsan her türlü orada testler, sorular, hatta bazı uygulamalar var. App Store'a ya da Google Play'e falan girdiğinizde US Citizenship Test yazdığınızda oraya uygulaması çıkıyor. Ve bunları eksiksiz ezberleyeceksiniz. O 100 sorudan 10 tanesini soruyor size. O 10 sorunun da ilk etapta 6'sına cevap verirseniz soru mülakatı bitiyor. Sonra kitapçığın arka bölümünde bulunan basit Ali Atabak, Ali Topu Tut gibi hani ilkokul fiş soruları var ya, o tarz basit, çok basit, çok böyle indirge soruları var. Onları soruyor size. Bir de aynı mesela reading and writing var. Yani okuma ve yazma. O işte 100 tane kelimenin içerisinden birini soruyor. Bunları %100 biliyorsunuz zaten. Birini yaz diyor. Birini oku diyor sana. Seçiyor içinden bir tane. Onlara da cevap veriyorsun. Onun öncesinde de bir saniye. Alo. Nerede kalmıştık? Tır şoförünün vatandaşlığın tır şoförlüğündeki önemi. Açık dorsa yapacaksanız ne yapın ne edin? Vatandaş olun yani dostlar. Söyleyeceğim o. Şimdi ufaktan da biz yükü bırakacağımız yere geldik. Gelmedik de 15 mil falan var. Tünelden de geçtik. Sabah manzarasını falan da gösterdik. Yükün orada görüşürüz. Yaklaştığımızda yine açarım. Hadi inbayız. Evet dostlar, Delivery'e yaklaştık. Az kaldı da ne kadar acaba? Verdikleri adres, bakalım şu ışıklardan sol yapacağız ama sonrasında ne yapacağız bakalım. Şu konteyner tırağın geldiği yere doğru. Turn left at the traffic light. Şimdi şuradan sol yapalım. Buralar Portsmouth arkadaşlar. Şuradan dönüşümüzü gerçekleştirelim. Liman şehirleri biraz daha canlı oluyor çünkü çok fazla iş olduğu için buralarda. Aha, şurada 14'lük köprü varmış lan. Gerçi bizim onunla bir işimiz yok. Biz her türlü dokunmadan geçeceğiz abi. 1/2 mile, make a sharp left turn on Williams Avenue, then take the first right. Evet, geçtik. Nerede indirecekler bunlar beni acaba? Direkt limana sokuyorlarsa sıkıntı. Burada bir staging yard var. Şu adamı arayalım bakalım. Hey Dan, this is driver again. Good. I'm about to be here, but adres burayı gösteriyor. Muhtemelen şu karşıdaki barakanın olduğu yer. Da biz oraya nereden gireceğiz? Şuradaki daracık yerden girilmez. Aynen şuradan gireceğiz galiba. Şuradan genişçe bir dönüş yapalım. Aynen buraya getiriyoruz. Şuradan bir geniş bir dönüş yapalım. Ne kasıyor ama var ya, ne kasıyor. 3 axle'ın 3'ü de yerde ya. Neyse, Allah'tan toprağın altına kayıyor dingil de. Fazla kasmıyor tekere. Burası güzelmiş la indirmeye. Gel bakalım. Bezirgenbaşı. Hey, good morning. I'm assuming here is good. I mean, I don't fucking, no one said nothing. I don't know. This is like, they're like, oh, just go here. Like, my pin actually takes me down there, but I can't go down there. You gotta have access to it. So I'm like, yeah. Fucking unloaded here. If somebody says something, I'd be like, well. So you guys expecting this load, right? Yeah. Oh, okay. Did Dan call you? Hadi bakalım. İndir. Adam diyor, ben yükledim seni orada diyor. Abi herifin yüzünü tanıyamadım ya. Neyse, kapatayım. Diğer kamerayı açacağız. Sonra görüşürüz. Thank you.
Yola devam. Şimdi hemen hemen malzemeleri toparladım. Pek bir şey kalmadı. Lastiği değiştirdim demiştim. Michelin tekerlekleri aldım. Bir tanesi güzel, onu yarda götüreceğim. Diğer dorsilerden birini yedek tekerlek olarak bırakacağım ama. Çünkü benim arkalarla o uymuyor birbirine. Şuradaki rampaları görüyorsunuz. Onlardan iki tane var. Bir sağda bir solda. Şimdi onlar eşeğe görücü gibi. Taşımak istemediğim için onların yanına kadar süreceğiz. Ve sonunda mutlaka burada ben bir saat falan kaldım. Bir şey unutmuş olabilirim. Şöyle dorsenizin etrafını bir tur atın. Hem yağlarınız erir, incinmezsiniz. Şöyle bir dönelim bakalım. Şimdi dingili kaldırdık. Belki tekerleklerin birinde bir şey vardır, sıkıntı vardır. Bok gibi trailer ya. Yani çamur orandan dolayı diyor. Hiçbir şey yok. Altına yedim. Bakın. Böylece garanti etmiş. Oh yoruldum lan. Hadi yolda görüştük. Evet dostlar, videonun geri kalan kısmına hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bu videoyu karar verdim. Büyük bir ihtimal yardta kapatacağım galiba. Orada Ersöz abi var. Muhtemelen Erol diye bir arkadaşımız var. Yeni başlayan o olacak. Cenk abi olacak. Öyle. Şimdilik böyle. Ben şimdi leş gibiyim. Üstüm başım. Şurada tır durağına geldim. Ön tarafta da gördüğünüz üzere. Şimdi buraya girip bir duş alacağım. Üzerimi falan değiştireceğim. Sonra topuk turizm yollarda. Neyse, duşta görüşürüz. Hadi bye. Evet dostlar. Ayakkabılarımızı giyelim. Tırımızı stop edelim. Şimdi kısmen üzerimi değiştirdim ama içeri gidelim. Duşumuzu alalım. Oralarda göstereyim sizlere. Duşu alıp bir an önce çıkmam lazım. Çünkü yarın çok işim var. Akşamdan bir şeyler halletme gibi bir çabam da var. Bakalım hayırlısı. Aha burada bir rakip var. 4 dingil. Benden daha ağır yükler alıyor bu. Bizim Hikmet'in arabası gibi. Şu telefonumuzdan. Daha yeni kalktı piç. Şu var ya. Şu giden piç. Arkaya doğru giderken bir anda kıçıma girdi ya şerefsiz. Bu da mazota giriyor. Biz de mazot alacağız. Duştan sonra yemek yiyeceğiz. Yok, öncesinde yemek yiyeceğim, sonra mazot alacağım. Kiosk nerede okuyor ya? Where is the kiosk? I'm gonna take a shower. Yeah. Duşumuzu aldık. Hangisiymiş? Biz kaçıncıyız? 15. Bir numaralı shower'a gidiyoruz. Şifreyi gireceğiz. Heh. Okay. Buradan şifreyi girelim. 402-04. Evet, açıldı. Işıklar yansın. Şunu şöyle kendimize doğru ayarlayalım. Bunlar temiz yapıyorlar. Bir bu, bir de Laos. Temizlik konusunda bazı tek geçelim.
TA'yı desem yemez. Çok pisler çünkü. Sonra burada bir adet tişü havlusu var. Bir adet. Bunların da bu şeye gıcık. Gerçi istediğin zaman veriyorlar ama bu havluyu yakın bir yere şöyle koyayım. Sonra şampuan, diş fırçası. Şampuan da bir keresinde ağzı açılmış çantaya aktı. Her şey berbat oldu. Tamam, şampuanı yerine koyduk. Diş fırçası macunumuz burada. Bu burada. Bir de son olarak havlu ödüyorlar. Onun dışında şöyle içeriği göstereyim size. Aslında hani kullanmak isterseniz kendileri buraya şampuan da koymuşlar. Bunlar tamamen ücretsiz arkadaşlar. Buradan mazot aldığınız sürece. Neyse, duşa gideyim ben bari. Evet dostlar, temizlendik, paklandık. Önce yemek yiyeceğim, sonra duş alacağım demiştim. Değiştirdim. Şimdi duşumuzu aldık, yemeğe gideceğiz. Dostlar, Subway'e geldim. Şöyle göstereyim. Oradan yiyeceğimizi aldık. Böyle ekmek arası tavuk yaptırdım böyle. Siyah ekmek. Güzel de oluyor, fena değil. Yalnız şurayı göstereyim size. Buraya oturdum daha yemeğimi yemeden önce. Yani bir 10-15 tane telefon görüşmesi oldu. İnanılmaz yoğunluk var bu aralar. Neyse. Altından kalkacağız. Hep beraber. Siz de göreceksiniz. Neyse, ben yemeğimi yiyeyim. Tıra gideyim. Yolda biraz daha açarım. Sonra yine görüşürüz. Evet dostlar. Videomuzun kapanış bölümüne evden hepiniz tekrar merhabalar. Şimdi burada kapatmayı hiç planlamıyordum ama şimdi burada kapatıyoruz. Ne yapıyoruz? Size ne yaptığımı da göstereyim. Hatta izlemediğiniz bir video gitti. Yani şimdi şöyle. Elimde kamera. Bugün çekim yaptığım kameralar var. Şöyle göstereyim. Bunların montaja gitmesi için öncesinde burada yeni klasör oluşturuyorum. Bu videonun yayınlanma tarihi. Şunu izlemediniz henüz. Bu da geçen sene Vodafone Park'taki hatıralarımdan dolayı hiç silmediğim. Ama normalde bunun dışındaki buraya montajlanacak videoların hepsini genelde silerim. Bu videonun yarın yayın tarihi 6 Mayıs. Biz şu anda 11 Mayıs'tayız. 11 Nisan'dayız. Yani bu video işleri hani bugün çek, akşamdan yayınla gibi olmuyor. Şimdi buraya 05.06.2023 videonun yayın tarihini koyuyoruz. Cam kamera bir mikrofon dedikten sonra bunu da içine açıyorum. Daha şunu biraz küçülteyim. Sonra buna kameramızı içerisinde çekmiş olduğumuz görüntüleri aktarıyoruz. O da buraya geliyor. Fazla çekmiş miyiz biz bunun içerisine? Bunları ne zaman çekmişim ben? 4, 10. Evet, hepsi bugünden. Tutuyoruz. Bu şekilde transferi. Transferi de önce klasör oluşturuyorum. Buraya ismi göre dizsin. Yaklaşık 8 dakika. 15 GB falan. Sonra sırada yol kamerası var. En sonunda şu an bu çekimi yaptığım. Bu kamera var. Bu da tam zamanında burada çalışacak. Şurada burası bodrum katı olduğu için burada bir cihaz var. O cihazda buranın yarısı toprak altında olduğu için, yarısı da açık yerde olduğu için buranın içerisinin rutubetli havasını alıyor, suya çeviriyor. Sonra şurada makine dairesi var. Oradan da dışarı atıyor. O gürültü yani. Neyse, ben suyum ve montaj için hazırlamaya çalıştığım kamera. Onlar duruyor. Burayı zaten birçoğunuza göstermiştim. Eski videolarda görürsünüz. Eve geldik, boş durmuyoruz. Yarın bir sürü iş var. Aslında yardtan aşmaktı niyetim. Çocuklar da uyuyor. Yukarıda fazla da yüksek sesle konuşamıyorum. Çünkü ortadaki kapıyı açık bıraktım. Neyse. Arkadaşlar görüyorsunuz. Emek veriyoruz. Şu alttaki like ve
abone ol butonunu lütfen smash yapalım. Yani abonun oraya. Görelim. Görüyorum yorumlarda, hatta bir arkadaşım çok güzel yazmış. Demiş ki bu kanal neden hala 17 bin? Evet, neden hala bir 17 bin? Çünkü bakıyorum izlenmelere, aylık 100 bin izlenmelere yakaladık tekrardan. O yüzden sizden ricam, lütfen videoyu kapatmadan önce abone ol tuşuna basalım. Hiç kimseden bir beklentimiz yok maddi anlamda. Biz zaten her şeyi kendi başımıza yapıyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hadi in bye.